Sahabe-i kiram efendilerimiz Pakistan'a kadar gidiyorlar. Müslümanlar gidiyorlar, fethediyorlar. Heykeller var altından. İnsanlar onlara tapıyorlar, önlerinde eğiliyorlar. Sahabe altından heykelleri paramparça yapıyor. Altın parçalarını insanlara dağıtıyorlar. Hayret ediyorlar. Önceden bizim diyarımızı gelirler, işgal ederlerdi. Altın heykellerimizi alır götürür, satarlardı onları. Paralarını alırlardı. Ama bunlar alıp götürmüyorlar. Altından, gümüşten heykelleri parçalıyorlar. Sonra o altın parçalarını bize veriyorlar. Bunlar işgalciler gibi dünya mallarına elini uzatmıyorlar. Bunların derdi başka dediler. Bunların gayesi başka dediler. İman ettiler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, sahabenin hayatı. İnsanlar o hayata baktılar, fevç fevç geldiler, topluluk büyük cemaatler halinde iman ettiler. Peki biz İslam kıyafetiyle alem-i İslam'ın şehirlerinde ticaret yapıyoruz. Ya da başka bir sanatla meşgul oluyoruz. Başka bir ameliyemiz var bizim üzerimizde, İslam kıyafetleri. O kıyafetler Resulullah Aleyhisselam'a ait olduğumuza işaret ediyor. Fakat benim ticaretimde, senin hayatında, sen memuriyetinde, senin idarende, eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı yoksa, insanlar bize bakacaklar, sahabeye bakıp fevz fevz İslam'a giriyorlardı. Şimdi Müslümanların hayatına bakıyorlar, İslam'dan uzaklaşıyorlar.